Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu'nun çok değerli başkanı, e, kamu ve özel sektörümüzün çok değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, enerji dünyasının nabzını tutan, enerjiye dair her başlığın detaylı bir şekilde ele alındığı Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin beşincisine hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu yılın teması dönüşüm 2.0 anlamlı bir şey. Aslında enerjinin geldiği noktayı en iyi özetleyen kelimelerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Dönüşüm. Tabi son yıllarda bu değişim dönüşüm çok fazla çok sık. Gerekli gereksiz her yerde belki kullanılıyor. Ee, ama enerji de şöyle bir 20 yıl öncesine kadar gittiğimizde enerji sepetinin belirli kaynaklardan oluştuğu, yani daha sınır kaynaklardan oluştuğu, sektörün hemen hemen tamamında devletin ağırlığının hissedildiği, kamu tekelinde işlediği, altyapı sorunlarıyla boğuşan, yatırım açısından da pek de cazip olmayan bir sektörümüz vardı. Bugün geldiğimiz noktada ise, farklı yenilenebilir kaynakları devreye alan, bunun yanı sıra enerji teknolojilerini üretebilen, elektrik ve doğalgaz borsasıyla serbest piyasa dinamiklerini işleten, daha fazla oyuncunun sürece dahil olduğu, alt yapı meselesini hemen hemen tamamıyla çözen, en fazla yatırım çeken, hatta buna ilave etmek zorundayız, Mevcut içerideki yatırımcılarımızın artık yurt dışına dönük ilgisi alakasının arttığı, çeşitli kontratları devraldığı, fiilen yatırımcı olduğu bir çok dinamik bir sektörden bahsediyoruz. 20 yılda işte daha dün kendi kendine yetemeyen bir ülkeden bugün kendine yet kendi kendine yeten ama bunun yanı sıra yurt dışına da tecrübe, bilgi ve iş insanı mühendis yönetici ihraç eden bir sektöre geldi. Enerji sektörü içine kapanık bir modelden bugün dünya ile hemen hemen her anlamda entegre olmuş, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 20 yıldır yaşanan bu süreçteki gelişimi 3D olarak ifade edebiliriz. Değişim, devamlılık, ve derinlik. Enerji sektörümüz kabuğunu kırarak ciddi bir metamorfoz geçirdi desek belki de en uygun tanımlamalardan birisini yapmış oluruz. Değerli misafirler, son dönemde enerji piyasalarında yaşanan çalkantıların temelinde arz talep kaynaklı dengesizlikler ve fiyatlardaki aşırı oynaklık olduğunu görüyoruz. Öyle ki ulusal enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği arasındaki ilişkide ibre enerji arz güvenliğine dönmüş durumda. Adeta iklim değişikliğinin havariliğini yapan ülkelerde son dönemde fosil kaynakların kullanımının arttığını görüyoruz. Bu da bize enerji dönüşümünün sözlerle, vaatlerle ya da havuç sopa ikilemiyle değil, uzun dönemli planlamalarla ve öngörülerle olacağını gösteriyor. Dün özellikle Avrupa'da bu konuda öncülük eden çevreci ülkelerde kömür santrallerini kapatalım, nükleer santralleri kapatalım, hatta doğal gaz santrallerini kapatalım noktasından şimdi kömür santrallerini acaba yeniden nasıl devreye alırız çünkü ülkemizi karanlıkta bırakmak istemiyoruz. Sözlerini herhalde sizler de duyuyorsunuz. Biz enerji dönüşümünü kaynaktan teknoloji üretimine kadar bir bütüncül perspektifte kendi iş dinamikleriyle harekete geçen, geçiren nadir ülkelerden birisiyiz. Her zaman şunu ifade ettik, daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir. Özellikle son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz etmemiz mümkün değil. Bugün enerji kurulu gücümüzün elektrik santralleri açısından ifade ediyorum. Yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor. Yekalarla başladığımız ve mini yekalarla sürdürdüğümüz süreç yenilenebilir enerjinin dinamosu haline gelmiş durumda. Bugüne kadar yekalarla 4250 megawattlık yarışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Önümüzdeki dönem 2750 megawattlık yeni yarışmalarla inşallah bu rakamı 7000 megawatt sınırına ulaştıracağız. Yine çok kısa bir süre içerisinde YK-RES 3'ün başvurularını alacağız 31 Mayıs'ta birkaç gün içerisinde. YK-GES 4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. Başvuruların hemen ardından da yarışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz gazının 2023 yılında milletimizle buluşması için masa başında ve sahada ummalı bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Ben de bizzat her ay sahaya giderek projemizi yerinde ekiplerimizle birlikte inceliyorum. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ile birlikte Filyos'ta olacağız. Sağdaki son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte yerinde inceleme fırsatı yakalayacağız. Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvime uygun bir şekilde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız kendi gazıyla Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını artık mutfaklarımızda kullanır hale geleceğiz. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde de artık son noktaya geldik sayılır. İnşallah önümüzdeki ay en geç bütün borular artık filyosa ilmiş olacak. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra da Temmuz'da da boruların denizaltı döşenmesi için ilk kaynağı yapmayı planlıyoruz. Borular suyun denizin 2200 metre altından geçecek. Ve toplamda 170 kilometre uzunluğunda olacak. Türk Ali 1 ve Türk Ali 2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türk Ali 1'de günlük 1.7 milyon metreküp. Türk Ali 2'de 2.6 milyon metreküplük gaz akışını test ettik. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküp'e kadar çıkabileceğimizi gördük. Bütün planlarımızı yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde yetiştirecek şekilde yaptık. Filyos'ta yerli gazın milletimizle buluşması için büyük bir gayret gösteren, Sahada ve gemilerde adeta arı gibi çalışan bir ekibimiz var. Buradan emeği geçen herkese sonsuz özverileri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz, hemen herkes bütün varını, yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye'sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikaye bırakacağız. Üç gemimizle sürdürdüğümüz sondaj çalışmalarımıza geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir yeni kardeş daha geldi. Dördüncü gemiyi de filomuza ekledik. Şu anda dördüncü sondaj gemimiz Mersin taş ucuna demirlemiş durumda. Burada yaklaşık iki aylık bir bakım ve kontrol süreci olacak. Ve ardından ilk sondajı için o da demir alacak. Değerli konuklar, son dönemde Doğal gaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişler küresel ekonomiler üzerindeki en büyük baskılardan birisi haline gelmiş durumda. Bunu da en iyi işte bu odada e, bulunan arkadaşlarımız biliyor. Enerji maliyetleri küresel enflasyonun yönünü adeta belirler noktaya geldi. Bizler de bu durumda ne yazık ki olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyoruz. Petrol ve doğalgazda hem artan talep hem de yükselen fiyatlar maliyetler üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Pandemi sonrası yaşanan hızlı toparlanmaya ilaveten küresel çapta yaşanan kuraklık ve özellikle de son birkaç aydır devam eden hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı da doğalgaza olan talebin sıçramasına neden oldu. Farklı kaynak arayışları, tabi burada e, onun da bir etkisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bugün, uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TTF-DAÇTA, yani Hollanda'daki doğalgaz borsasından bahsediyorum. Doğalgaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında, ortalama 1222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 yılının ortalaması ise 12 ay ortalamasını söylüyorum. 483 dolardı. Yani geçen seneye göre şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu. Hele ilk çeyrek dönemleri kıyaslarsak geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte bu fiyatlar 200 doların da altında. Uzmanlara göre de bu işle uğraşan fiyatların bundan sonra da özellikle önümüzdeki yılda da yükseleceği yönünde projeksiyon ve tahmin yapıldığını söyleyebiliriz. Bizleri her türlü siyasi, ekonomik, jeopolitik kısır döngüden kurtaracak en önemli unsur yerli doğalgazımız. Bu nedenle çalışmalarımız insanüstü bir hızla ilerliyor. Yerli gazın devreye girmesiyle maliyetlerde bir nebze de olsa azalma olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah yeni keşiflerle birlikte rezerv miktarımız arttıkça ithal ettiğimiz kaynak da aynı oranda azalmaya başlayacak demektir. Değerli konuklar, enerji arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele sadece tesis yatırımlarıyla tesis yatırımlarıyla olmuyor. Enerji verimliliğiyle bu süreç desteklenmediği sürece bir yanı eksik kalacak demektir. Biz enerji verimliliğini en temiz yerli ve milli kaynak olarak değerlendiriyoruz. Artan enerji fiyatlarına karşı hem konutlarımızda, hanelerimizde hem de sanayide bir nevi önleyici mekanizma fonksiyonunda gördüğünü söyleyebiliriz. Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak arzusundayız. Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Yine bu kapsamda değerlendirilecek konutlar içinde planlamaya ihtiyacımız var. Doğal olarak da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla da bu konuda birlikte çalışıyoruz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017 yılında ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6.440 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını tespit ettik. Yine toplamda 1.56 milyar dolarlık da bir tasarruf söz konusu, söz konusu olmuş bu dönemde. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarını her yıl üzerine koy, koymamız gerekiyor. Dolayısıyla 3 sene 5 sene sonra bu miktarın daha da artacağını söyleyebiliriz. 2017 ve 21 döneminde sektörel bazda yatırımların kendini amorti etme sürelerine baktığımızda ise çünkü bu işleri yaparken vatandaşımız da, sanayicimiz de, iş insanımız da, bu netice itibariyle bir miktar para harcamanız gerekiyor. enerji enerjiyi daha verimli kullanmak için. E, binalarımızda özellikle ısı yalıtımı son derece önemli. Binalarda 4 yıl, sanayi sektöründe ise 5 yıllık bir e, amorti süresi yani geri ödeme süresi var. Burada birçoğunuz iş insanısınız herhalde 5 yıllık bir geri dönüşü olan iş bu devirde bulmak kolay değil. Yani muhtemelen artık 10 yılı aşan geri dönüş süresi olan birçok iş fırsatları var önünüzde. 5 yılda yatırdığınız parayı geri kazanma imkanına sahipsiniz. Örneğin işte bina sektöründe demin de bahsettiğim gibi bir yatırım dördüncü yıldan sonra artık size kar olarak yansıyacak demektir. Şöyle bir rakam ifade edeyim sizlere. Türkiye'de ortalama hane başı doğalgaz tüketimi 1060 metreküp yılda. Bu tüm şehirlerimiz için söylüyorum. Tabii daha yüksek soğun kış soğun ve kışın sert geçtiği yerlerde daha yüksek. Güney illerimizde, ılık illerimizde daha düşük olmakla birlikte. Ama Almanya bizden daha kuzeyde. Orada ortalama bir hanenin yıllık tüketimi 760 metreküp civarında. Nasıl oluyor da biz daha ılıman bir yerde yaşamamıza rağmen <laughs> neredeyse yüzde 25 daha fazla gaz tüketiyoruz. En büyük sebebi binalarımız maalesef yalıtımsız. Standartlara e, uygun olarak herhalde konut sitomuzun ki şehirlerden bahsediyoruz, kırsalda daha az yarısı civarında yalıtımlı konutumuz var. Zaten yalıtım, yalıtımlı bir konuta gittiğimizde de yıllık ortalama tüketimdenin 750 metreküp olduğunu da tespit ettik. Bu da gösteriyor ki binalarımızı yalıtırsak işte ortalamamızı aşağı çekeceğiz konut başına. 1000 metreküplerden 750 metreküplere çekme imkanı olacak. Bu da şu demektir. Ödediğimiz faturayı %25 azaltacağız. Hem kişisel bütçelerimiz bundan olumlu etkilenecek hem de bu iş için yurt dışından temin ediyoruz bildiğiniz gibi. Dövizimiz gitmeyecek, kaynaklarımız ülkemizde, cebimizde kalmış olacak. Sanayicilerimizin yaptıkları enerji verimliliği yatırımları ise 5. yıldan sonra artık kendilerine kar olarak dönmeye başlıyor. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolarlık bir yatırım yaptık ki bu kamu özel tüm yatırımlardan bahsediyorum. Karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağlandı. Bu yıl ilk defa 1,06 milyon TEP ton eşdeğer petrol birinci enerji tasarrufuyla da 1 milyon TEP sınırında aşmış olduk. 2021 enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl olarak kayıtlara da geçmiş oldu. Yine Geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla da bu kadar enerjiyi tasarruf edince karbon emisyonlarımıza da olumlu yansıdı. Daha da azaltmış olduk. Yaklaşık 15,5 milyon ton karbondioksit salımını da engellemiş olduk. Türkiye enerjide geleceğe her gün üzerine yeni şeyler koyarak inşa ettiği sağlam bir altyapıyla ilerliyor. Enerjiyi tek boyutuyla, sadece üretim tüketim çizgisinde ele alamayız. Kaynak, teknoloji ve piyasalar üçgeninde birbirini adeta tamamlayan, birbiriyle entegre bir hayat yapıyı hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin enerji bağımsızlığı demek ekonomide, diplomaside, güvenlik politikalarında da bağımsızlığı demektir. Enerjide üretim ve altyapı çalışmaları kadar önem verdiğimiz bir diğer husus da vatandaş memnuniyeti. Bu konuyla ilgili her yıl dağıtım şirketlerimizle bir araya geliyoruz. Onlara performans kriterleri ve bir sonraki toplantıya kadar yapmaları gereken ödevleri de veriyoruz. Dağıtım şirketleriyle konuştuğumuz başlıklardan birisi de altyapı yatırımları ve kesinti süreleridir. Gereken yatırımların aksatılmaması konusunda şirketlerimizde sürekli uyarıyoruz. Biliyorsunuz bu kış Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı elektrik sıkıntısı yaşanmıştı. Bizler de olayın akabinde Isparta'ya intikal etmiştik ve bütün çalışmaları da yerinde arkadaşlarımızla birlikte koordine etmiştik. O gün yaptığımız açıklamada da konunun Tüm boyutlarıyla derinlemesine araştırılacağını ifade etmiştik. Yapılan tetkikler, inceleme ve soruşturma sonucu bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit etmiş olduk. Şirkete toplamda 3.236.000 liralık bir idari para cezası kesildi. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyetinden kaynaklı durumlar içinde tahkikatlar yapıldı. Uzun süreli kesintiler ve olaydan hemen sonra vatandaşlarımızın kullandıkları elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildi. Yine buna ilave olarak her bir aboneye 109 lira diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne değişme kaydıyla 1307 liraya kadar ödeme yapılmasını dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurul kararıyla kararlaştırmış oldu. Vatandaşlarımız ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin lira tutarında bir tazminat ödeyecek. Vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur edilmesine müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyi düşünmüyoruz. Bu cezalar sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerimiz içerisinde çıkarılması gereken bir ders olduğunu düşünüyoruz. Şirketlerimizin bu saatten sonra bu konuya daha fazla eğileceklerine de inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle zirvemizin katılımcılar ve sektörümüz açısından başarılı ve verimli geçmesini diliyor. Gününüz güzel, enerjiniz en az bugünkü kadar yüksek olması temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.